İyi akşamlar canımcıklarım. Bu akşam size gazetede okuduğum bir yazıdan bahsedeceğim. Diyor ki milletvekillerinin 1,5 trilyon lirayı bulan sağlık harcamaları binlerce kişiden oluşan emekli sandığı üyelerinin tam 45 katıymış. Elin saf anacığım, bu paraya 100 yataklı tam teşekküllü bir hastane yapılabiliyormuş. Ama bence bu çok normal. Başımızdakiler o kadar sağlıksız ki bu durum ülke yönetimine de yansıyor. Vekillerimizin hastalanmaları da çok normal. İnsan bir İsviçre Alplerinde, bir Karayip Adası plajlarında olunca şifayı kapar anacığım tabii. Adamlar gece gündüz çalışıyorlar. O açılıştan öbür açılışa, o ihaleden bu ihaleye. E tabii koşarken terleyip soğuk viskileri de içince olan oluyor anacığım. Tabii pek çok insan aspirin dahi alamazken, acil önlerinde alel acil can verirken yetkililerimizin tatlı canlarından başka bir şey düşünmemeleri çok doğal. Ne de olsa bu ülke onların. Tüm hasta vekillerimize acil şifalar diliyorum anacığım. Hadi ben daha fazla konuşmayayım da siz programı seyredin. Bu bizim komşumuz Cafer Bey ayol. Sen utanmıyor musun evli barklı adam? Susma, susunca sıra sana gelecek. Susma, susunca sıra sana gelecek. Kimse kımıldamasın. Hiç kımıldayacak kimse yok zaten komiserim. Sen Yeşil'in ablası mısın? Evet, ana baba bir. Ben size bir sır vereceğim. Ay ver. Hiç mi ötmüyor? Sanki ben bir penguen yutmuşum da bu penguen oramı gagalıyor, oramın ağrısı da işte burama vuruyor. Bak, bak kıyar kendime. Ben de kendime kıyarım, hadi bakalım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duydu lan, ne var? Öküz, şapşal, lavuk. Görürsün sen, seni dava edeceğim. Hür doğdum, hür yaşarım. Merhaba Hesap, beni hatırladın mı? Sen bizim küvette boyası dökülen ajan değil misin? Elveda, elveda, elveda değil. Bir gün, bir an edip gönlümü. Yılmaz Morgül'ü kocalığa kabul ediyor musunuz? Bey amca, küçük suyum geldi, bir tuvalete kadar gidebilir miyim? Seninle görülecek bir hesabımız var.